Bugün deprem acısının 16. günü ve şu ana kadar can kaybımız maalesef 42 bini aştı. Tabii ki en başta depremzedeler ve daha sonra herkesin, hepimizin psikolojisi etkilendi. Acaba bu travmayı nasıl atlatacağız? Uzman bir konuğumuz var, uzman psikolog Ramazan Saygın Şimşek'le birlikteyiz. Ramazan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi hakikaten hepimiz çok etkilendik. Yani başta depremzedeler, sonra deprem bölgesine giden, yardım faaliyetlerinde bulunanlar ve daha sonra izleyenler, takip edenler. Ben önce sizi sormak istiyorum. Yani gerçekten nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, çok iyiyim. Yani binlerce siz iyi olun en azından, değil mi? Evet, binlerce sizler iyi olun. Ben çok iyiyim. Sizler belki bize iyi geleceksiniz. Ve bunu benim gibi cesaret edip söylemesi gereken evet. İnsan sayılarının artması gerekiyor. Şöyle, çok iyiyim. Çok nasıl şükür. Nasıl iyi kalabiliyorsunuz? Bu kadar nasıl? Uyarıcı var. Evet. Haberlerde sürekli biz vermek durumundayız. Gelişmeleri. Ben bir gecede evimi kaybetmedim. Hayatımı, anılarımı kaybetmedim. Eşimi, birinci dereceden akrabalarımı, yani annemi, babamı, eşimi, çocuğumu kaybetmedim. Kayıp vefat eden yakınlarım var. Uzaktan akraba olduklarım, eşim, dostum var. Ama ben birinci dereceden bir kayıp yaşamadım. Fiziksel olarak da bir darbe almadım. Evsiz, barksız kalmadım. Soğuk gecelerde yatmak zorunda kalmadım. Fakat bizim ülkemizde yaşanan yani içecek su sıkıntısı yaşamadım. Bunu depremzede vatandaşlarımız yaşadı. Onların bu durumunda ben kötüyüm dersem onlara haksızlık olur. Ben kötüyüm dersem onlara haksızlık olur sevgili Seda. Kötü olan onlar. Peki etkileniyoruz izlerken. Etkileneceğiz tabii ki. Ve daha önce yaşadığımız belki bu sarsıntılar, başka acılar gün yüzüne çıkıyor olabilir mi? Çok etkileneceğiz. İlk günler uyumadık. Uykusuzluk çok. Ağladık. Çok geliyor bu sorun. 24 saat boyunca gözümüz kulağımız haberlerdeydi. Eşimizi dostumuzu arıyorduk. Ulaşamadıklarımız vardı. Onlar için düşünüyorduk. Yemeden içmeden kesildik. Uzaktan suçluluk hissettik. Sanki biz yapmışız gibi buradan. Yemek yerken, su içerken yiyemedik. Çok zorlandık. Evet yani üşüdüm, bir klimayı açayım, doğalgazı açayım derken bir an kendimizi şey hissettik. Yani ne oluyor ya? Ne demek yani? Bunun şikayeti olur mu? Yemek yerken ya işte biraz sıcak mı soğuk mu derken bir an kendimizi ya ne diyorsun sen insanlar yemek bulamıyorlar bırak sıcak çorbayı. O yüzden çok iyiyim yani gerçekten çok iyiyim. Şaka falan yapmıyorum. Ben bu acıları da yaşadım. Daha sonra 3. 4. gün ne yapacağız diye hepimiz. Ondan sonra ben 2 gün boyunca bir destekle ilgili bir araç gönderdik oraya. Onunla ilgili bir şeyler maddi manevi sosyal medyanın elimizden ne gelirse. Yani her şeyi yapmaya çalıştık 24 saat. Peki bu süreçleri, böyle büyük süreçleri, daha önce işte pandemi yaşandı, savaş yaşandı, zorlukların yaşandığı dönemleri nasıl geçirmek lazım? Tam da onu bahsediyorum. Benim şu an iyi olmamın sebebi şuydu. Acı duydum. Çok derinden acı duydum. Yemeden içmeden kesildim. Elimden gelen o an destek, buna rağmen destek ne varsa yaptım. Yani şöyle söyleyeyim, sadece benim hesapta, Instagram hesabından bizzat ulaştığımız yani 4-5 kişi oldu enkazına. Yani bir tane kayıp çocuğa ulaşıldı mesela. Bu benim için mutluluk vericiydi. Büyük bir seferberlik yani oldu. Evet. Sosyal medyadan bir şekilde destek olmak. Gün içinde işte oraya ne gönderebilirizin telaşı vardı. Elimizden geleni buna rağmen yapmaya çalıştık. Şimdi kendimizi iyi hissetmek, rutinimize dönmek zorundayız. Çünkü oradaki insanlara yardım etmeye devam edeceğiz sevgili Seda. Sen burada yardım edeceksin. İyi olmamız. Gün içerisinde ben mesleğimle yardım edeceğim. Evet. Değil mi? Bir taraftan da insani yardımlarımız olacak. Hayat böyle. Birbirimizi kaldıracağız. Biz bravo. Ayağı. Biz onlara sarılacağız. Onları kaldıracağız. Ondan sonra da biz hep beraber normale dönmeye çalışacağız. Şimdi bugün üniversitelerden gelen bilgilere baktım. Çok sayıda, rekor sayıda psikolojik problemleriyle başvuran hastalar var deniyor.
şu anda. Uykusuzluk, uzmanlar sürekli uyarıyor. Şu bölgede deprem olabilir, bu bölgede deprem olabilir. Bunlara karşı psikolojimizi nasıl sağlam tutacağız? Günlük hayata devam edemeyenler var çünkü. Şöyle bir giriş yapayım isterseniz, oradan da buraya bağlayayım, olur mu? Türkiye'nin son yıllarına baktığınız zaman dünyanın da bu ülkenin insanları kolay şeyler yaşamadılar biliyorsunuz. Bir darbe süreci vardı, pandemi süreci vardı. Arada olan küçük afetler vardı, küçük depremler vardı. Maden faciaları vardı, yangınlar vardı, düşünün. Mesela Aylan Bebekleri izledik değil mi sahilde? Tabii, o çocuk günlerce, aylarca o görüntüler gitmedi. 15 Temmuz'u yaşadık. Tabii ki trafik kazaları vesaireler. O kadar çok şey yaşadık ki pandemi sonrasında enflasyon, ekonomik kriz. En son insanlar bir ekonomik travma yaşadılar. Evet, zaten kırılgan bir psikoloji değil. Bir de toplumda böyle bir siyasi olarak ciddi bir ayrık söz konusu. Bir yarık söz konusu maalesef. O iyice netleşmeye, kesinleşmeye başladı. Böyle bir durumda geldi deprem. İnsanların çok zor olduğu bir dönemde, insanların çok rahat olduğu bir dönemde gelmedi. Çok zor bir dönemde geldi. Peki umut verir mi size bundan sonra böyle büyük bir acı biraz böyle aklımızı başımıza getirir mi? Ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim, kısa vadede ümitli olmak doğru olmaz. Çünkü insanın bir öğrenmesi vardır ya. Yani ergenlikte başınıza bir kaza falan gelirse bundan çok büyük ders çıkarmazsınız ama 35 yaşınızda bir kaza yaşarsanız bundan büyük ders çıkarırsınız. Doğru mu? Aynı olay. Doğru. Bambaşka dersler çıkarırsınız. Bu neden geldi? Bu bir uyarı mıydı? Aynen öyle. Diye şimdi düşündürür. Buradan ders çıkarma kısmımız biraz zaman alacak açıkçası. Bu zaman kastım şu. Toplumların da bir insan gibi davranış ve gelişim aşamaları var. Biz toplum olarak da bundan ne kadar, 99'dan ne kadar depremden ne kadar ders çıkardık sevgili Seda? Onun kadar çıkaracağız. Belki ondan birazcık fazla çıkaracağız ama tam anlamıyla çıkaramayacağız. Şimdi gelelim senin soruna. İnsanları böyle en zor durumda, zaten zor durumdayken ülke insanı çok daha ağır bir, belki de Anadolu'nun görmüş olduğu en büyük travmalardan birisi bu. Şundan dolayı travma diyorum. İnsanlar saat 4.30'da en derin uykularında yakalandılar. Yani sen de ben de onu yaşadık. Yani normal deprem korkusunun ötesinde bir şeydi bu. Gündüz deprem olur. Tabii. En savunmasız anda, doğru. Bu kadar sorun olmaz. Ama en derin uykuda, REM döneminde, en savunması olduğun anda ev üstüne yıkılırsa ve sen de buna şahitlik edersen, İstanbul'dan, Ankara'dan birisi olarak bu travma büyük olur. Bu ikincil bir travma mı oluyor hocam? Bizim yaşadıklarımız ikinci travma. Onların yaşadığının dalga olarak bravo. Düşük boyutu. Evet. Artçısı da biziz. Artçısı da biziz. Evet. Asıl travmayı yaşayan onlar. Biz de ikincil travma olan kişileriz. Ama ufak tefek farklılıklar olur. Burada olup da oradakinden daha fazla travma yaşayan olabilir. Kişi hassastır. Oradaki mesela travması daha düşük olan buraya göre insan. Yani onun psikolojik zemini farklılık gösterir ama genel anlamda sizin dediğiniz doğrudur. Peki, psikolojik tabii. Destekler verilmeye başlandı mı? Verilmeye başlandı. Peki nasıl yaklaşmak lazım? Çünkü depremzedeler İstanbul'a geliyor, haberlerimizde de paylaşıyoruz. Ankara'ya gidiyorlar, Antalya'ya geçiyorlar, Mersin'e gidiyorlar. Ve bölgeye giden yardımseverler, gönüllüler bir depremzedeyle nasıl bir bağ kurmalı? Onun da incelikleri var mı? Var efendim. Ben size şöyle bir daha kolay, net anlaşılması açısından söyleyeyim. Çocuğunuz hastayken, kardeşiniz hastayken ona nasıl yaklaşırsınız? Soru bu. Şefkatli. Evet. Şimdi dedim ya, bir kardeşiniz, evladınız mesela, oğlunuz, kızınız kötü bir ameliyat geçirdi ya da bir kaza geçirdi. Ya da kardeşini kaybetti. Ona nasıl yaklaşırsın? Şefkatle yaklaşırsın. Onu hiç yargılamazsın. Yani onun bağırış çağrışmalarını yargılamazsın değil mi? Mesela hasta ayağı kırık ya da altıda. Bir arkadaşlarımıza evet, zaman zaman bütün televizyon ekipleri bunu yaşıyor. Zaman zaman bir tepkilerle karşılaşıyorlar. Evet, bu çekimleri tabii. Yapmayın. Aha, bravo. Evet. Asla algılamasınlar. Çünkü onların bağırma hakları var. Bağıramazlarsa bu travma atlatılamaz. Sevgili izleyiciler, şöyle söyleyeyim. Şoktan sonra öfke gelmek zorunda sevgili yöneticiler. Başta Cumhurbaşkanımız. İnsanların öfkesi, böyle dönemlerde öfke yaşamış olması onların travmayı atlatması için ihtiyaçtır.
su gibi ihtiyaçtır. Ellemeyin. O insanlar çıkar. Bağırsınlar. Kimi ağlayacak, kimi bağıracak. Bugün ağlayacak, yarın bağıracak o insanlar. Yoksa travma atlatılamaz. O insanın acısını yaşaması sadece ağlamasıyla olmaz. Bu çünkü basit bir travma değil. Çok büyük bir travma. Çok büyük bir travma. Bak öyle böyle değil. Dedim ya bizim Cumhuriyet tarihimizin belki de Anadolu tarihimizin. Evet, yani etkilediği insan sayısı acısı. Açısından. Öldürdüğü insan sayısı 15 açısından. 15 milyon kişi hocam. Evet. Bir de zamanlaması açısından. Yani sabahın 4'ünde. Biz 100 yıl önce tek katlı evimizde bundan daha büyük bir şiddetli depremi daha rahat atlatıyorduk. Tek katlı evimizdi ya. Ölüm oranlarımız bu kadar yüksek değildi. Nüfus da bu kadar yüksek değildi. Peki. O yüzden travma çok büyük. O yüzden bırakın insanlar bağırsınlar. Daha sonra derler ki özür dileriz. Bundan sonra ne olur? Nasıl bir aşamaya geçecek? Bu travma süreçlerinde neler olacağını önce bir söyleyeyim. Şok dediniz. Sonra bir öfke çıkması gerekiyor dediniz. Şok, öfke gelecek arkasından. Birileri ne olduğu, yani sanki şok anında olur tamam mı? Bunlar gerçek değilmiş gibi, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden insanlar vardır. Olabilir bu da bir şok. Gülümseyenler olabiliyor. Evet, hiç oralı, mesela ergenler var, hiç oralı olmuyor ve konuşuyor. Sen onları yargılıyorsun. Belki o da bir şok geçiriyordur. Yani o da bu şekilde bir şok geçiriyordur. O yüzden travma anında insanları yargılamayacaksınız. Dedim ya, sizin kardeşiniz hastalanmış, kaza yapmış, ayağı kırılmış alçıda. O kızıyor, öfkeleniyor, şoföre bağırıyor, sana bağırıyor. Pış pış edersin değil mi yani? Elleme. Elleme, konuştun o insan. Şu an evet, dokundum. Konuştun o insan. Travma nasıl atlatılır? Travma böyle atlatılır. Başka türlü atlatılmaz travma. Bırakın insanlar, sadece ağlamak değildir bu. Bazen haykırmak, bazen isyan etmek gerekir. İsyan etmezseniz, o acınızı haykırmazsanız bağıracaksınız böyle. İçten içten bağıracaksınız. Yani Allah'ım yardım et diyeceksiniz. Peki bizlere ne önerirsiniz? Niye böyle oldu diyeceksiniz. Evet. Sorgulayacaksınız. Yoksa zihninizde oturmaz bu. Ondan sonra yasını yaşayacaksınız. Depresyona gireceksiniz. Günlerce hareket edemeyeceksiniz belki de. Yemeden içmeden İçeriden. Kesileceksiniz. Yakınlarını kaybetmiş insanlar. Evet. Bunu yaşamak zorundayız, yaşayacağız. Kaç Onlar yaşarken hocam, biz de süreç olarak, biz de yanındayız diyeceğiz. Bunun süresi aynen şöyle sevgili Seda. Kişiden kişiye değişir. Ağırdan hafife göre değişir. Ağır olan kişiler için 3 ay 6 ay kadar olabilir bu. Depresyon süreci. Tabii ki. 3 ay 6 ay kadar depresyonda kalabilir insanlar. Bizim amacımız onları biraz daha erken almak. Ama yaşatmamak değil. Yaşatmamak değil. Biz yanınızdayız. Acısın. Önemli olan şu. Biz yanınızdayız. Devletin de, sivil toplum örgütlerinde halk olarak, bizim de uzman olarak, benim de sunucu olarak, senin de yap, biz yanınızdayız ya. Maddi manevi cebimde ne varsa bölüşelim yani kardeşim. Gerçekten bölüşelim onlarlayız. Kardeşim. Dualarımız bizim yapacağımız şey budur. De desteğimiz. Yani sen ceketini verirsin, ben de bu konuyla ilgili acizane Johns Hopkins Üniversitesi'nin belgeli afet psikolojisi yöneticisi eğitmeni olduğum için ve aynı zamanda psikolojik ilk yardım uygulayıcısı ve eğitmeni olduğum için acizane ben yani tavsiyede bulunuyorum. Travma döneminin psikolojisi bambaşkadır. Dedim ya bizim yapmamız gereken şu, ben yanındayım senin. Onların tek ihtiyacı bu. Yani temel fizyolojik ihtiyaçları karşılandıktan sonra, peki hocam, barınma, beslenmeden sonra ben yanındayım. Evet. Biz yanındayız. Antır parantez, şimdi çocuklar daha narindir, daha zayıftır. Fakat biz çok farklı bir manzara gördük. Daha metanetliler. Daha işte bizim bir şeyimiz yok, acele etmeyin diyen çocuklar. Ben henüz muayene olmadım, suyumu iç. Böyle bilgece yaklaşımlar. O bilgece değil. Çok etkilendiler. Hayır. Nasıl yorumluyorsunuz? O bilgece değil. O travmatize olmuş bir çocuğun düşüncesiydi. Şöyle bu kadar çok soğukkanlı olmak bir çocuk için söylüyorum. Çocukça değil. O çocuk travmatize olmuş. Biz ona şey deriz. Disosiye olmuş. Yani bu o çocuğu ayıktırmak gerekiyor. O çocuğu ayıktırmak gerekiyor kendine gel diye. İnsani, duygusal kısma çekmek gerekiyor. Nasıl duyguların yaşanması lazım? Gerekiyor. Yani o çocukluğuna tekrar ona yaşatmak. Hastanede o müdahaleyi yaptıktan sonra işte normal o acıyı yaşatacağız. Yani her şey güllük gülistanlıkmış ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmasına müsaade etmeyeceğiz. Hayır, çok büyük acı yaşadık biz. Yani her şey güllük gülistanmış gibi olursa çocuk, sürekli gülümserse ve bu halde kalırsa korkun. Evet. Korkun. O çocuk gerçeklikten çıkamaz, ileride kafayı bozabilir. Hayal dünyasında yaşıyor ya, biraz önce ne dedim? Bir şok tepkisidir. Hiçbir şey yokmuş, hiçbir şey olmamış gibi. Kopuk korungan bir şekilde tamamen disosiye olmuşsunuz, hiç yokmuş gibi davranıyorsunuz. Burada kalırsanız kafayı bozarsınız, şizofreniye doğru gidersiniz.
Anlatabildim değil o mi? O halde psikolojik destek ne kadar önemli onu İnanılmaz anlıyorum önemli. Ramazan Hocam. İlk saniyeden Peki itibaren. Nasıl olacak? Sizlere bir çağrı var mı? Ya da bir çağrınız önemli. Olacak mı buradan? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın psikososyal destek birimi olmak üzere. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın psikososyal destek birimleri. Bunun yanında Türk Psikologlar Derneği üyesi olduğum, gönüllüsü olduğum, her zaman çalışmaya hazır olduğum ya da devam ettiğimiz, yani online ve yüz yüze devam ettiğimiz, bu şekilde olan sivil toplum örgütleri ve devletimizin mekanizmaları var. Zaten şu an binlerce, başladı. On binlerce, tabii ki ikinci günden itibaren başladı. Yani psikolojik destek, psikolojik yardım başladı hızlı bir şekilde. Tabii ki ilk zamanlar yani arama kurtarmaya odaklanıldığı için bu psikolojik destek Doğru. biraz kültür olarak da sonradan aklımıza geliyor. İlk saniyeden itibaren olmalı sevgili Seda. Can İlk saniyeden itibaren kadar, afeti yönetecek insanlar tek elden konuşması lazım. Herkese duyuru yapması lazım. Tek kanaldan afeti yönetecek insanlar vardır. Yani o ilk saniyesinden itibaren. O bu yönde de bir planlama duygu, aslında düşün... önemli hocam. Bravo. Yani diyorlar ya. Zihniyet. Organizasyon. Biz düşünce çok... ve biliş olarak ne yapacağız? Nasıl hazırlanacağız? Bina nasıl olarak hazırlandık da beyin olarak nasıl hazırlandık? Beyin olarak. Afiyet hocam de. Çok önemli. Şimdi bazı yayınlar yapıyoruz, yapmak durumundayız. Farklı farklı hocalarımızı alıyoruz. İşte deprem yerleri veriyorlar. Şu faylar önemli. Deprem çantası hazırlayın. Şimdi eminim birçok kişi o çantalara yöneldi. İşte içinde düdük, hı hı. şudur budur, şunlar var. İşte suyu başınızın yanına koyun. Bunlar sağlıklı mı? Şöyle yani tabii bunlar ki. Da psikolojiyi... Tabii ki. Buradaki mesele şu. İyi mi etkiliyor, bizim, kötü mü etkiliyor? Bizim alışık olmadığımız bir şey olduğu için şu an size kötü geliyor. Ama bunu bizim normalleştirmemiz lazım ki zaten. Yani bizim eksikliğimiz şu. Biz depremi günlük hayatımıza almadık ki. Hala da işte aldık mı 99'dan sonra günlük hayatımızı Yok, aldık yani mı? 2-3 ay sonra gündem. Yani şöyle söyleyeyim. Depremin olabileceği yerler biliniyor değil mi? Ve uzmanlar da şunu söylüyor. Ya her an her zaman olabilir. Ya, olasılıklar var ama ya, en güçlü olasılık şudur. Her an olabilir. Yani şu an olabilir. Biz İstanbul'da şu an depremi yaşayabiliriz. O yüzden o kötü değil. Hazırlanırsan bir süre sonra normalleşmeye başlarsın. O setten falan kötü olmazsın. O set sana burayı hatırlattığı için kötü olursun. Bir süre sonra normaline dönerse o set, evet her an Peki, deprem o bulunmalı olabilir. O halde. Evet. Her an deprem olabilir. Ben de hazırlıklı olmayayım. Nasıl hazırlıklı olacağım? Önce binamın sağlam olduğundan emin olmam gerekiyor. Yani anne babaların Onları görevi, bir... insanların görevi, devletin görevi. Aktif. Bina sağlamsa benim kafam rahat olacak. Benim kafam rahat olursa çocuğumun kafası rahat olur. Anne babanın kafası rahat olmazsa çocuğun kafası rahat olmaz sevgili seyirciler. Şimdi hocam tabii bütün bu gelişmeler her kentimiz, her toprağımızın her karışı önemli. İstanbul depremine de bağlanıyor bu Hı-hı. konuşmalar genellikle. Şimdi bütün Türkiye'de bir uykusuzluk problemi var. Dün akşam da Hatay'da iki deprem üst üste olunca tam 15 gün sonra biraz yaraları sarmaya başlarken tekrar o korkular Hı-hı. canlandı. Bu uykusuzluk problemi nasıl çözülür? Günlük hayata nasıl adapte olmaya başlayalım? Sizin sirkadyen ritminiz, biyoritminiz inanılmaz kıymetli. Gece uykularınız bir süre sonra eğer düzelmezse bu depremden daha fazla zarar vermeye başlar size. Bu depremin etkisi var ya bizde psikolojik etkileri tekrar söylüyorum. Bir süre sonra sizin uyku ritminiz, sirkadyen ritminiz bozulursa ve bir süre boyunca böyle devam ederseniz o zaman psikolojik sağlığınızda, fiziksel sağlığınızda ciddi bir tehdit altına girer. O yüzden hemen şöyle yapın. Nasıl? Bugün uykunuz yok değil mi? Hı. Siz de uyumak zorunda hissediyorsunuz kendinizi değil mi? Sevgili Seda saat 2 oldu, 3 oldu. Uyuman lazım ama uyumuyorsun zaman, değil mi? Zaman zaman evet uyuyamıyoruz hocam. Uyuma. Uyumayı zorlamayayım. Sakın uyuma. O gün, o günü devam ettir. Saat 4 uyuma, 5 uyuma, 6 sakın uyuma, 7 uyuma. Kalk hazırlan işine git. Uyuma, o günü uykusuz geçir. Akşam gel, 11'de yat. Peki uyku için destekler alınıyor. Hayır. Musunuz? Tekrar söylüyorum, bakın hı hı. size uyuma. Sihirli değnek veriyorum. Yani, hocam sihirli değnek veriyorum size. Bir yerlerde yani, uyuyakalınca. Gözünü seveyim. İlaçlara, şunlara, bunlara hiç gerek yok. İşkence etmeyin. Uyumaya çalıştıkça uyku sizden uzaklaşır. Uyumaya çalıştıkça uyuyamazsınız. Bu uykunun yasasıdır. Uyumaya çalıştıkça uyuyamazsınız. O yüzden bırakın uyumayı. Uykunuz gelmedi değil mi? O günü devirin, atlatın, erteleyin. Sakın uyumayın. 4, 5, 6 kalkın işinize gidin. Gündüz sakın uyumayın. Tutun kendinizi. Derken 5, 6 akşam yemeğini yediniz. Evet, vesaire uyku. Falan filan.
Peki. 10'da, 11'de. Peki hocam, son kısacık vaktimiz yok gibi. Evet, süremiz bitmiş. Peki bir öneriniz var mı, bir cümle? Uykularına dikkat etsinler, normal rutinlerine dönmeye çalışsınlar. Günlük hayatla sizin zaten gününüzün büyük bir kısmı karamsar geçiyor ya. Küçük küçük eski hayatınızla ilgili bir şeyler yapın. Eski hayatınızla ilgili ne? Peki. Bir arkadaşınızla dedikodu yapmak da olabilir bu. Peki. Spora gitmek de olabilir. Masaja gitmek de olabilir. Tenise gitmek de olabilir. Arada bir bunları yapın. Bunlardan Peki. korkmayın. Çok teşekkür ederim. Uzman psikolog Ramazan Saygın Şimşek, ağzınıza sağlık. Dileriz yaşamayız bir daha. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.